Hani hep konuşuluyor ya Tesla çok kötü gidiyor, Tesla hissesi iyi gitmiyor diye. Öyle mi gerçekten? Bir bakalım. Stellantis'in yılbaşından beri çöküş %40.49, BMW'nin yılbaşından beri çöküşü %23.28, Volkswagen %16.75, Tesla sadece %8, o da biliyorsunuz geçen hafta çöktü aslında. Mercedes de %7 civarında değer kaybetmiş durumda. Peki ne oluyor bu Avrupalı oyunculara? Neden darman duman oluyorlar? Bir de unutmayın Tesla zaten pahalı bir hisse. Bunlar hep ucuz hisselerdi. Neden değer kaybediyorlar? Neler oluyor? Çünkü satışları çöküyor. Çin'den gelen yeni veriler Mercedes'in ve BMW'nin Çin'de tam anlamıyla çöktüğünü gösteriyor. Volkswagen Avrupa'da işi çıkartmaya başlamış durumda. Stellantis'i zaten söyleme bile gerek yok. CEO'su sağda solda koşturuyor, ağlıyor. Avrupa devleti bize yardım etsin diyor. Durumlar hakikaten vahim ve Avrupa Çin'e pek çok ambargo koymuş olmasına rağmen. Dünyada etikli araba satışlarının geriye gittiği tek yer şu anda Avrupa. Bu da sebebi Avrupalı devletlerin kendi hantal üreticilerini korumaya çalışmaları. Peki ne söylüyorum? Sayılar neler söylüyor? Reuters'ın 10 Ekim'deki makalesine bir göz atalım. Üçüncü çeyreğe baktığımızda BMW'nin küresel satışları %13 gerilemiş durumda. Geçen yıla göre Mercedes'e gelime biraz daha az. Fakat Mercedes'in detayını biliyorum. Orada da ana olarak aslında Vito tarafındaki başarı var. Her ikisi de satışları Çin'de düşmüş durumda. Elektrikli arabalar tarafında Mercedes'in global satışları da düşmüş durumda. BMW'de biraz tırmanma var ama fosil yakıtlı araçlardaki kaybı telafi edecek kadar bir yükseliş yok. Baktığımızda Haziran-Eylül çeyreğinde BMW'nin satışları küresel olarak %13, Mercedes'in %3 düşmüş durumda. Ama Çin'e gelince işler biraz daha ters. Çin'de BMW satışlarının 3'te birini kaybetmiş durumda. Mercedes'teki gerileme de %10'lar civarında. Mercedes'in küresel baktığımızda elektrikli araçlarındaki satış düşmesi ise %31 civarında. Neden? Çünkü arabaları güzel değil. Hep iddia ediyorum. Son derece verimsiz araçlar bunlar artık. Ve hem elektrifikasyonda kötü hem de araçların dijital özellikleri çok çok zayıf. Dijital özellik deyince eğlence sistemlerini düşünmeyin. Bu araçlar hala güncelleme alamıyorlar mesela bir cep telefonu gibi. Çünkü araçları Çinli araçları veya Tesla'lar gibi baştan aşağı bir bilgisayar gibi tasarlanmış değil. O dönüşümü bir türlü yapamadıkları için de araçları dijital dünyanın da çok çok gerisinde kalmış durumda. Toparlarlar mı? Hiç sanmıyorum açıkçası. Çünkü bunu toparlayacak ne paraları, ne azimleri, ne de üretkenlikleri var. Çinlilerle başa çıkmak hakikaten çok zor. Ben bu firmaların çok büyük bölümünün markalarını satacağını düşünüyorum. Volkswagen işi çıkartmaya bence daha da devam edecek. Yakında Mercedes'te BMW'de de işten çıkartmalar başlayacak. Bu muhtemelen gidecekler. Çinlilerle işbirlikleri deneyecekler. Volkswagen'in Rivian'da yaptığına benzeyen işbirlikleri deneyecekler. Bundan hiçbir yere varması imkansız. O tren kaçtı. Ne zaman kaçtı? Tesla bu büyük devrimi başlattığında ona burun kıvırdıkları için kaçtı. Hatırlayın Mercedes Tesla'nın bir yere ortağıydı. Sonra hissesini sattı. Benzer şeyler Japonların da başına gelecek geliyor zaten şu anda Toyota'nın Mitsubishi'nin Nissan'ın Çin satışları bitmiş durumda. Ve inanın bana Çini kaybederseniz dünyada otomobil pazarında ayakta kalmanız çok çok zor. Çünkü dünyanın en büyük pazarlarından bir tanesi ve Çinliler bu üretim fazlalarını Avrupa'ya, Amerika'ya da her zaman yeni yollarını buluyorlar. Yıllar önce ben bunları söylediğimde herkes bana gülmüştü. Hatta şu videoda etikler mutlaka kazanacak dendiğinde de gülmüştü ama gidişat bu şekilde. Neden? Temel sebebi etik arabaların gittikçe daha ucuz hale gelmesi. Şu grafikte gayet güzel anlatılıyor. Elektrikli araçlardaki en büyük maliyet unsuru bataryalar. Bataryaların maliyeti hızlı bir şekilde aşağı doğru iniyor. 2030'a geldiğimizde 1 kWh saat elektrik depolayan bir bataryanın maliyeti 60 dolarlar civarında inecek. O durumda fosil yakıtların hiç rekabet şansı kalmayacak. Bir yandan da hem batarya teknolojisindeki dönüşümler hem şarj endüstrisindeki dönüşümler sayesinde bataryaların ömürleri uzuyor, menzilleri uzuyor ve şarj süreleri de kısalıyor. Geçmiş olsun Avrupa. Benim gibi bir gariban bile uzaktan bunları gördü. Kaç kere video yaptım. Bir zamanlar BMW'nin satışlarını, Tesla'nın geçeceğini söylemiştim. Herkes bana gülmüştü. Son çeyrekte Mini Cooper'ı dışarıda bırakırsanız Tesla ile BMW'nin küresel satışları aynı hale gelmiş durumda. Gelecek çeyrekte eğer bugünkü gibi eğimler devam ederse Tesla BMW'ye geçecek. Neden? Çünkü Tesla'nın Eylül ayındaki satışları geçen sene aynı döneme göre Çin'de %66 artmış durumda. Global olarak baktığımızda 3. çeyrekteki satışlar geçen sene aynı çeyreğe göre %6 artmış durumda. Yani evet Tesla'da da sorunlar var. Bütün otomotiv sektöründe sorunlar var. Ama Tesla ve Çinliler bunu atlatacaklar. Gerisine geçmiş olsun. Çok netim bu konuda. İzleyin biraz önce bahsettiğim elektrikli araçlardan kaçılmayacağı videosunu daha çok göreceğiz beraber.